Geldik Akun Eftalit Devleti'ne. Yaşadığı tarihlere şöyle bir bakalım. 375-469 tarihleri arası. Dikkat edin, şu tarih size ne anımsatıyor? Kavimler göçünün başladığı yılı anımsatıyor, değil mi? Demek ki o tarihlerde bugün Afganistan ve Hindistan'ın kuzeyi gibi bu bölgelerde Akun, diğer adıyla Eftalit Devleti kurulmuş. Tamam, bunu unutmayalım. Akun Eftalit Devleti bu tarihlerde kurulmuş. Gelelim şimdi özelliklerine. Bakalım. Büyük Asya Hun Devleti yıkılınca kurulan devletlerden birinin bu olduğunu söylemiştik. Bugünkü Afganistan ve Kuzey Hindistan bölgelerinde kurulmuştur. Şu gördüğünüz turuncuyla gösterilen bölge. Başka? Kendilerine Orta Doğu Hunları da denir. Bunu unutmayın, bu önemli. Orta Doğu Hunları. Özyeğin bu tarz göndermeler yapmayı gerçekten çok sever. Çünkü Orta Doğu bölgesine yakın bir yerde kurulduğu için Orta Doğu Hunları olarak da anılmıştır. Diğer önemli kavram Keşmir Vekainamesi ve en önemli hükümdarları da Mihrigul'dur. Bunlar bizim için önemli, geçtik. İpek yolunun üzerinde zengin bir devlet. İpek yolu nereden başlıyordu? Çin'in Şiyan kentinden başlıyordu. Bir, Hazar'ın kuzeyinden Avrupa'ya, Kırım'dan da geçerdi. Diğer kolu da Anadolu'dan İstanbul, Avrupa'ya giderdi. Biz Avrupa'ya giden koluna Avrupa kolu, Anadolu'dan giden koluna Anadolu kolu demiştik. Tamam, bunları unutmayalım. Bir diğeri, Sasanilerde Şah Kavat döneminde Mazdek isyanı çıkıyor. Bu isyan arkadaşlar çok enteresan bir isyan. Sasaniler, şöyle kaba taslak çiziyorum, bu dönemde Akunların komşuları. Ve Sasanilerin içinde Mazdek adlı bir kişi, bir isyan, sosyal nitelikli bir isyan bastırıyor ki adam bütün malların devletin malı olduğu için, aynı zamanda devleti de insanlar bir araya getirdiği için bütün mallar ortaktır, herkesin kullanımına açıktır diyor. Bir. İkincisi, bütün mallar deyince hem kullanımlık eşyalar hem araziler, topraklar, aklınıza ne gelirse. İkincisi, önemli bir sözü de yine kadınların ortak olması gibi sapkınca bir görüş ortaya atıyor. O zaman da tabii ki buradaki milletin besbelli işine gelmiş. Herkes Mazde'ye katılıyor. Ve bütün kadınlara, kızlara yapılmadık edepsizlik, ahlaksızlık kalmıyor. Ve Sasaniler neredeyse yıkılma eşiğine geliyorlar. Tam bu dönemde komşuları, aslında aralarında pek iyi olmadığı Akun devletinden yardım istiyorlar ve Akunlar buraya büyük bir ordu göndererek bu içerideki sapkın isyanı bastırıyor. Bu isyanı bastırdıktan sonra ilerleyen dönemlerde aralarda evlilik oluyor ve artık Sasanilerle Akunlar evlilik yoluyla akrabalık kuruyorlar. Ve iki devlet ilişkileri gelişiyor. Ancak ilerleyen dönemde ne olacaktır biliyor musunuz? Şurada Akun Devleti'nin kuzeyinde normalde Avarlar vardı ama Avarları yıkan Göktürk Devleti var. Göktürk'ün doğusunda ilk önce Bumin, ki devleti kurduktan bir sene sonra falan vefat etmiştir. Ardından Mukan Kağan geçecektir. Ama Bumin Kağan batıya kardeşi İstemi Yabgu'ya atayacak. Hatta İstemi Yabgu Mukan Kağan döneminde de batıdaki Yabgulukta devam edecektir. İstemi Yabgu Sasanilerle ittifak kuracak ve ikisi de Akun devletine saldırıp Akun devletini tarih sahnesinden silecekler. İşte silince ne olacak? Aradaki toprakları paylaşacaklar. Ancak bu olay böyle bitiyor mu? Bitmiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? İşte ne demiştik? Mukan Kağan vardı. Burada İstemi Yabgu vardı. Şimdi bu topraklar artık ne oldu? Hatta şunun şöyle topraklarını birazcık daha büyüteyim. Tamam. Sasaniler de biraz büyüdü. Sasaniler de büyüttüm. Şurada da Bizans var. Bu sefer İstemi Yabgu gidecek Bizans'la ilişkiler kuracak. Bizans'a Maniak adında bir elçi olacak. Tamam. Bu elçinin karşılığında da Bizans İstemi Yabgu'ya, yani Göktürklere Zemerkos adında bir başka elçi yollayacak. Bu elçileşme
Karşılığında aralarında bir ittifak gerçekleşecek ve ikisi de Bizans'ta Sasanilere saldıracak, İstemi Yabgu'da Sasanilere saldıracak, ancak devleti yıkamayacaklar. Yıkamasalar bile çok önemli derecede devleti zayıflatacaklar. Peki bu devlet ne zaman yıkıldı dersek, işte aşağıda Hazreti Ömer döneminde Nihavend Savaşı sonucunda yıkılmıştır. Bu olaya da Fethül Fütüh, yani fetihler fethi denilmiştir. İşte Pers toprakları, yani eski adıyla Pers toprakları, aslında bugünkü İran, Sasani toprakları Hazreti Ömer döneminde İslamlaşacak ve İslam medeniyetinin topraklarına katılacaktır. Başka Akunların önemli özelliklerinden devam edelim. Mesela Sasani taklidi paralar yapmışlar. Ne kadar etkilendiklerini görüyorsunuz illaki. Başka ordularında 700 savaş fili bulundururlar. Güçlü orduları var. İpek yoluna hakim olmak için çeşitli devletlerle mücadele etmişler. Tamam, İpek yolunun üzerindeydi ve zengin bir devletti zaten. Adil Anuşirvan ve İstemi Yabgu'nun yaptığı iş birliğinden bahsetmiştik. O zaman Sasanilerin başında Adil unvanlı Anuşirvan vardı. Zaten onun İstemi Yabgu kızını Adil Anuşirvan'ın oğluyla evlendirmişti. Böyle akrabalık kurulmuştu. Elhasılı kelam, buradan devam edelim. Az önceki olayı anlattım. Bu sefer Bizans'la Göktürkler, yani İstemi Yabgu ne yapacaktır? İttifak kuracak. Bu çıkmış bir sorudur değerli arkadaşlarım. Burada İstemi Yabgu, Yabgu olarak değil de İstemi Kağan olarak sorulmuştu. Tamam. Bizim gönderdiğimiz elçinin adı Maniak. Bizans'ın gönderdiği elçinin adı da Zemerkos elçileridir. Şöyle de enteresan bir olay yaşanıyor. Zemerkos Bizans'tan kalkıp Göktürk ülkesine geldiği zaman İstemi Yabgu onu karşısına almış ve demiştir ki, ne zaman ki Roma elçileri Asya'ya, Türklere gelecek, işte o zaman Türklerin dünyaya hakim olacağının işaretidir. Biz bunu atalarımızdan işittik demiştir. Diyelim, buradan da devam edelim. Topraklara şöyle bir bakın. Hangi devlet nerede kurulmuş? Sabir, Sabarlar. Aynı zamanda Sabirler Sibirya'ya da ismini veren devlettir. Bakın, Sibirya oldu. Gördünüz mü? Avarlar, Akunlar, Eftalit diyar adıyla Tabgaç bütün Çin'i egemenliğine alan devletti. Geçelim. Akunlara ait hem görseller hem de paralarında az önce görmüştük. Şunlar da Akun dönemine ait sikkeler. Yani altın paralar. Geldik Tabgaç Devleti'ne. Tabgaç Devleti hakkında ne demiştik? Dikkat edin. Çin topraklarında, Çin'in kuzeyinde kurulmuş, ancak bir dönem bütün Çin'i egemenliğini almış. Belki de bu sebeple hızlıca Çinleşerek yok olmuşlardır. Hemen bakalım önemli özelliklerine. Çin'in kuzeyinde kurulduklarını söyledik. Asya Hun Devleti parçalandıktan sonra kurulan devletlerden bir tanesi de buydu. O zaman bunların kökleri Hunlulara, Hun Türklerine dayanır. Örf, adet ve geleneklerin çoğu kurt efsanesi, mağara, dağ, orman efsaneleri, göç efsanelerinden oluşur. Böyle enteresan bir devlet. Bakalım başka önemli özelliklerini dersek. Mesela kuzeye doğru genişleyemiyorlar. Sebebi de şurada da yazmışız zaten. Juan Juanlar. Juan Juan Çin kaynaklarında Avarlardır. Yani Çinliler Avarlardan Juan Juan olarak bahsederler. Hani ne demiştik biz? Asya Hunları parçalandıktan sonra Asya'nın merkezini Avarlar ele geçiriyordu ya. Avarları da Bumin yıkacaktı. İşte o Avarlar sebebiyle Asya'nın içlerine doğru genişleyememişler. Tamam. En parlak dönemi, çoğu kaynakta geçmiyor değerli arkadaşlarım, lütfen buna dikkat edin. En parlak dönemi İmparator Taiwu dönemindedir. Bir diğeri, İpek yolunu hakimiyetini almışlar. Zaten İpek yolu Çin'den başlıyordu normal olarak. Börü, yani hükümdarları Börü Kurt lakabını yine kullanmıştır. Zamanla Budizm ülkeye yayılmış. Bu din sebebiyle devlet Çinlileşmekten tabii ki kurtulamadı. Bunu söylemiştik değil mi? İmparator 2. Hong, isimlere baksanıza. Artık Çinlileştiğini biz isimlerinden de öğrenmeye başladık. Yani isimlerinden de belli oluyor.
Başkent Çin'in içine taşınmış bu dönemde. Örf adet, töre, hatta Türkçe tabirler kullanmak bile yasaklanmış. Başka? Başkentte 100 Budist tapınağı, 2000'den fazla rahip bulundurulmuş. 534'te Doğu ve Batı olarak ilk önce ikiye ayrılıyor. Aa, bu bize tanıdık geldi. Çin'in politikası değil mi? Divide et imperia. Yani böl, parçala, yönet ya da yut. Çinlileşerek yıkıldılar. Bu devleti unutmayalım. Soru çıkarsa çok güzel bir soru olur. Buna da dikkat edelim. Evet. Geldik diğer slaytımıza. Şimdi Göktürk Devleti'ne geçeceğiz. Diğer adıyla da Köktürk Devleti. Köktürk Devleti'nin de Doğu Batı olarak parçalandığını ileride işleyeceğiz ama devlet zaten Doğu ve Batı şeklinde ikili teşkilatla yönetilirdi. Bu resim aynı zamanda onu gösteriyor. Evet, birinci Göktürkler. Biz birinci Göktürklerin hangi hükümdar tarafından nasıl kurulduğunu söylemiştik. Kurucusu Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan devleti kurduğu için İl Kağan unvanı almış. Çünkü il devlet demektir. Yani devletli, devlet kuran manasındadır bu Minkan. Göktürkler Aşina soyundan gelir. Demirciler oldukları avarları yıkıp, bundan bahsetmiştik, çok bahsettim. Tekrar girmeyeceğim. Ama hikayesini kalıcı olması için anlatırsak. Avarların bir prensesi var. Avar Hakan'ın kızı. Bu Minkan, Avar Hakan'ın emriyle içeride çıkan töleslerin ayaklanmasını bastırıyor. Ve bu derece büyük bir ayaklanmayı bastırıp da devleti kurtarınca Avar Hakan'ından da gidiyor, kızını istiyor. Diyor ki Allah'ın emri, peygamberin kabliyle falan. Ondan sonra Avar Hakan da diyor ki olmaz, biz kölelerimize kız vermeyiz. Sen benim demirci bir kölemsin. Ben sana kız vermem. Yani bu şekilde birazcık da onurunu kırıyor ve aşağılıyor. Onu köle gibi görüyor. Ve bunun sonucunda sen misin böyle yapan? Sen git bütün tölesleri, kendine bağlı toplulukları topla. Töles bu arada dağınık halde yaşayan Türk topluluklarına verilen isimdir. Bütün tölesleri topla, Avar Hakan'ın merkezine saldır ve avarları yık. Avarları yıktıktan sonra orada 1. Göktürk Devleti adında bir devlet kur. Avarlar ne yapacak? Avarlar işte burada parçalanınca hop Macaristan yakınlarına gidip burada bir devlet kuracaklar. İşte İstanbul'u kuşatan aslında Avrupa'ya göçen Avarlardı. Buradaki Avarlar değil, dikkat edelim, tamam mı? Sasanilerle birlikte 619 ve 627 tarihlerinde iki kere kuşatacaklar ama başarılı olamayacaklar. Devam edelim. Töles ayaklanması, işte Töles ayaklanması Bumi'nin tölesleri çevresine toplayıp Avar Hakanlığını yıktığı olaydır. İki tane ayaklanma vardır. Bir, Bumi'nin bastırdığı Töles ayaklanması. Burada bahsedilen ise Bumin tölesleri toplayıp Avar Hakanlığını yıkıyor. Ne yapıyor? Göktürkleri kuruyor. Bu tölesleri de kendisine bağlıyor tabii ki. Ülkeyi Doğu Batı olarak iki yönetime ayırıp Batı kanadına kardeşi İstemi Yabgu'yu getirdi. İstemi Yabgu az önce bahsettiğimiz İstemi Yabgu işte. Tamam mı? İstemi Kağan. Batı'nın Kağan'ıydı. Burada ikili teşkilattan size tekrar hatırlatmak babına bir söyleyeyim. Devlet göründüğü gibi Doğu ve Batı şeklinde ikiye ayrılırdı. Doğu, Batı. Ama çok enteresandır ki bu Asya Hun Devleti'nde bir dönem üçlü teşkilat görülmüş. Ortada asıl Kağan oturur. Doğu'da ve Batı'da hanedan üyeleri devleti idare ederler. Ama bu iki Doğu ve Batı'daki hanedan üyeleri asıl Kağan'a, yani ortadaki büyük Kağan'a bağlıdır. Bu üçlü teşkilattır. Üçlü teşkilatın bir dönem biz Asya Hunlarında da uygulandığını görüyoruz ama Asya Hunları aynı zamanda ikili teşkilatı da uygulamışlar. Tamam. Şimdi iki de bir siliniyor bu da. Silgiyi büyük yaptım herhalde. Şunu bir küçülteyim. Çok büyük oldu yine. Heh, tamam. Şimdi artık silinmez herhalde. Ne demiştik? Bir doğu, bir de batı şeklinde ikiye bölünüyordu. Doğu kutsaldı. Neden? Çünkü güneş doğudan doğar. Bu sebepten dolayı doğu kutsaldır. Hakan da asıl Kağan da doğuda oturur. Tamam?
Devletin bütün işleri doğudaki asıl Kaan'dan sorulur. Ancak Kaan işini kolaylaştırmak için batıya hanedan üyesinden birisini atar. Bu hanedan üyesi de genelde kardeşi olur ve buna da Yabgu ünvanı verilir. Tamam? O zaman şöyle diyebilir miyiz? Batıdaki Kaan iç işlerinde serbest, dış işlerinde asıl Hakan'a bağlı. O zaman İstemiyabgu nasıl oldu da Sasanilerle işbirliği yaptı? Tabii ki asıl Kaan'dan, Mukan Kaan'dan emir alarak ve ona danışarak onun izni sonucunda tabii ki böyle bir şey yaptı. Tamam mı? Bunu unutmayalım. Böyle de bir otokontrol merkezi otorite sistemi vardır. Dedikten sonra devam edelim. Orta Asya'da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Birincisi Asya Hunlarıydı. Bunlar da ikincisi işte. İkili teşkilatı uygulamışlardır. İkili teşkilatı şimdi anlattık. Tekrar değinmiyorum. Geldik Mukan Kaan dönemi. Ne dedik? Bakın dikkat edin. Devleti ilk kurulduğu zaman haritaya bakalım. Devletin kurucusu Bumin Kaan'dır. Birinci Göktürklerden bahsediyorum. Daha sonra devlet kurulduktan bir yıl sonra neredeyse çok kısa süre sonra Bumin Kaan ölmüş ve yerine oğlu Mukan geçmiştir. Devlet işte Bumin Kaan döneminde kurulduğu zaman Bumin kardeşini yani İstemi Kaan'ı devletin yabgusu olarak başına atamıştı. Kendisi ölünce başa Mukan geçti ve Mukan zamanında da batıdaki yabgu yine bu sefer Mukan'ın amcası İstemi Yabgu olarak devam etti. Bunu unutmayalım. Siliyorum ve devam ediyorum. Mukan Kaan önemi devletin en parlak dönemidir. İşte Avarlar hani Avarları yıktılar, Avarlar Asya'ya göçtü falan demiştik ya. Burada kalan Avarların kalıntılarını da tamamen ortadan kaldırıp Asya'daki Avarları tamamen yıkan işte Mukan Kaan'dır. Yine Göktürklerdir ve kalan artıkları da kesin olarak temizlediler. Başka yani bunu niye yapıyorlar? Çünkü 2 gün sonra Avarlar tekrar kurulmak isteyebilir. Kendileri için tehlike olabilir. Bundan dolayı temizlemek zorundalar ve yapmışlar. Kitanları ve Kırgızları egemenliğini aldılar. Kitanlar da Moğol soyundandır. Bir diğeri Metehan'dan sonra Asya'daki bütün Türkleri ikinci kez bir bayrak altında toplayan devlet derse dikkat edin Göktürklerdir. Tamam mı? Mukan Kaan dikkat edin. Asya'daki kavramına dikkat. Tamam? Asya'daki. Çünkü ta Avarlar ne demiştik? Avrupa'ya gittiler. Asya Hun devletinden önemli topluluklar Avrupa'ya gitti. Devlet kurdular. Devlet yıkıldıktan sonra Asya Hun, Avrupa Hun devleti mesela onların önemli bir kısmı Asya'ya geri geldi. Ancak orada kalanlar da var daha hala. Biz ne diyoruz? Asya'daki bütün Türkleri tek bayrak altında toplayan. Ama Türk tarihinde bütün Türkleri, dünya üzerindeki bütün Türkleri tek bayrak altında toplayan derse ne diyeceğiz? İşte o zaman Metehan diyeceğiz. Unutmayalım, tamam mı? Metehan bu yönden farklı bir özelliği var. Asya'daki bütün Türkleri tek bayrak altında toplayan, ikinci kez toplayan o zaman ne diyeceğiz? Mukan Kaan diyeceğiz. Mukan Kaan devletin sınırlarını gördüğünüz gibi Kore'den ta Karadeniz'e kadar uzatmıştır. Hazar'a Karadeniz'e kadar şuraya kadar da uzuyor. Bu haritada vermese bile. Başka? Bir diğeri İstemi Yabgu İpek ticaret yoluna hakim olmak için ne demiştik? Sasanilerle işbirliği yaptı. Hangi devleti yıktı? Akun yani Eftalet devletini yıktı. Güzel. İstemi Kaan boş mu duruyor? Hayır, bu sefer İstemi Kaan Bizans'la ittifak kurarak bu sefer Sasani devletini zayıflattı. Kim yıkmıştı? Hazreti Ömer döneminde Nihavend Savaşı'yla bu devlet tamamen yıkılmış ve kurulan İslam devletine toprakları katılmıştı. Bunu da dedik. Amaç nedir? Amaç burada İpek yoluna hakim olmak, ticareti genişletmek, yani geliştirmek. Bu çok önemli. Orta Asya Türklerin Bizans ile ilk ilişkileridir. Gönderdiğimiz elçi Maniak, bize gelen elçi Zemer Kos. Unutmayalım. Mukan Kaan Çin İmparatoru'nun kızı ile evlenip Çinlerle akrabalık kurmuşlardır. Niye? Siyasi bir akrabalıktır bu. Hem savaşmayalım, saldırmayalım, uyuzluk yapmasınlar. Hem de ticaretimiz gelişsin. Bu önemli. Geldik sonraki dönemler arkadaşlar.
Tapukan dönemine. Şimdi Göktürkler Tapukan döneminde özellikle Çin politikaları bayağı bir ilerledi. Yani Tapukan Çin'e bayağı bir yaklaştı. Artı Çinlilerle, Çinli prenseslerle evlilik yaptı. Evlilik neyi getiriyordu aynı zamanda unutmayalım. Çinli prenslerle birlikte casusları da getiriyordu. Hatta Tapukan kendisi Budizmi benimseyip yetmedi. Halkını da zorla Budizmi benimsetmeye çalıştı. Bu sebepten dolayı ilk önce kurultayın tepkisini, özellikle de halkın tepkisini çok çekmişti. Çin yanlısı siyasetinden dolayı pek de sevilmeyen bir hükümdar oldu. Çünkü Türk adet örfüne, geleneğine ters düşen işler yapmaya başladı. Tapukan ölmeden önce devleti doğuda İşbara ve batıda Jotan olmak üzere iki tane oğluna paylaştırıyor. Kendisi de kısa süre sonra ölüyorlar. Burada doğuda asıl hükümdar İşbara'dır. Jotan burada Yapgu konumundadır. Ancak Tapukan öldükten sonra İşbara döneminde isyan çıkıyor. Şuraya da dikkatle bakabiliriz değerli arkadaşlarım. Bakın Bumin'den sonra Mukan, Mukan'dan sonra Tapo, Tapo'dan sonra İşbara devletin doğusunda bir hükümdar. Zaten çıkan isyan farkındaysanız 581'de Tapukan ölmüş, İşbara 581'de geçmiş. İşte devletin ikiye ayrılması da İşbara döneminde 582 yılında. Bu dönemde bir büyük bir iç karışıklık çıkıyor ve taht kavgaları çıkınca devlet resmi olarak ikiye ayrılmıştır. İşte birincisi görselde gördüğünüz gibi Batı Köktürkler, diğeri Doğu Köktürkler olarak ikiye ayrıldı. Ancak bunlar çok da uzun sürmeden zaten sırasıyla ilk önce 630'da, diğeri 659'da Çin egemenliğine girdiler. Çin egemenliğine girip ne yapacaklar? Artık 50 yıl süren ilk esaret de diyebileceğimiz 50 yıllık fetret dönemi başlayacaktır. Türklerin hiç de alışık olmadığı bir şeydir. Bunu bir dahaki slaytımızda değinelim. Şimdi hemen devam edelim. Kaan şöyle bir. Bu arada map kaynaklarından gerçekten de çok faydalandım. Özellikle görseller, bilgiler map kaynaklarından. Bütün 9, 10, 11, 12 kitaplarını taradığım için oradan da görseller ekledim. Mesela bu görsel map kaynaklarındaki Mukanka'nın temsili bir görseli. Töles ayaklanması ve Avarların elinden Ötüken'in alınıp 1. Göktürk Devleti Ötüken merkezi kurulmuştu. İşbara Kaan. Arkadaşlar buradan soru gelme ihtimali var. Özellikle de şu belirttiğim kırmızı yer var ya. Bu metinden bir parça verip İşbara Kaan, yani Göktürkler burada neye değer vermiştir diye yorum sorusunu belki sorabilirler. Bakın İşbara Kaan 581-587 yılları arasında tahta kalmış. Devlet onun döneminde 582'de ne olmuştu? İkiye bölünmüştü. Bakalım hemen. Kendisine Şapolyo da denir. Ünvanı Şapolyo. Ünvanı da var. Çin İşbara Kağan'dan Türk teresinden vazgeçmesini isteyince Çin hükümdarına yolladığı şu mektuba bir bakalım. Gerçekten de üzüntü verici bir mektup ama iyi okumamız ve iyi ders çıkarmamız lazım. İşbara diyor ki Çin Hakanı'na, size bağlı kalacak, haraç verecek, yani vergi vereceğim, kıymetli atlar hediye edeceğim. Fakat dilimizi değiştiremem, dalgalanan saçlarımızı sizinkine benzetemem. Buradan ne anlıyoruz? Bir, Türk diline gösterdikleri önem ve uzun saçlar bırakıyorlarmış gerçekten de Türkler eskiden ve bunu da öğrenmiş olduk. Halkıma Çinli elbisesi giydiremem. Yani neden bahsediyor? Kültür. Dilden de bahsediyordu. Dil de kültürdür. Kültürüne verdiği önemden bahsediyor. Çin adetlerini alamam, kültür. İmkan yoktur. Çünkü bu bakımdan milletim fevkalade hassastır. Adeta çarpan tek bir kalp gibidir. Sui İmparatoru dünyanın gerçek hükümdarıdır. Yani Çin İmparatoru dünyanın gerçek hükümdarı. Artık ona bağlandığını farkındaysanız hissedebiliyoruz değil mi? Yani bağlanma sürecinde olduğunu. Gökte
İki güneş olmadığı gibi yerde de iki hükümdar olmamalıdır. Bizim adet ve geleneklerimiz çok eski çağlardan beri devam ede gelmiştir. Yani bizim geleneklerimiz iki günlük değil, çok eski çağlardan beri. Milattan önceden bu yana. Değil mi? Oraya bir atıf yapıyor. Devam ede gelmiştir. Bundan dolayı bunları değiştirmeye benim gücüm yetmez. Bakın, benim gücüm yetmez. Ben tek başıma bunları değiştiremem. Kurultay diye bir şey var. Kurultay karar alsa ben değiştireceğim desem halkım müsaade etmez. Bizim kuzey bölgelerimizde idare edenler arasında kurulmuş olan kaideleri yaralamaya ben cesaret edemem. Dikkat edin. Demek ki idare edenlerle idare edilenler arasında yazılı olmayan bir anlaşma vardır. Bir sözleşme gibi. İşte bunun adına biz ne diyeceğiz? Tüz diyeceğiz. Tüz. Tüz kavramı önemli. Dikkat edin. Şu son kısmı verip de burada bahsedilen şey, kavram aşağıdakilerden hangisidir diyebilir. Tüz kavramına dikkat. Yazılı olmayan yönetenlerle yöneticiler arasındaki anlaşma diyebiliriz buna, tamam? Yani ne demek istiyor? Yöneticiler halkı için çalışacak. Uyumayacak. Yani o derece çalışacak. Açları doyuracak, çıplakları giydirecek. Zaten biz Orhun anıtlarında da bunu yaptıklarını görüyoruz. Bahsediyordu. Halk ne yapacak? Halk hükümdarına karşı, devletine karşı isyan etmeyecek. Vergisini verecek ve savaşması gerektiği zaman savaşacak. İşte birbirlerine karşı yükümlülükleri genel olarak böyle. İşbaro döneminde devlet Çinli ajan Chan Sheng zamanında 582'de Doğu Batı olarak ikiye ayrılıyor. 630'da Doğu Göktürk Çin egemenliğine giriyor. 659'da İsteminin oğlu Tardu tarafından yönetilen Batı Göktürkleri de yine Çin egemenliğine giriyor. Tamam. Esaret yıllarına bakalım hızlıca. Bakalım bu dönemde neler olmuş. 50 yıl boyunca Fetret dönemi yaşanmış. Dikkat edin. Tam 50 yıllık, yani 680'lere kadar, yaklaşık olarak 682'ye kadar biz Çin egemenliğinde kalmak zorunda kaldık. Sonra ne oldu? İşte 2. Göktürk dediğimiz devleti Kutluk İlteriş Kağan kurdu. Ona da birazdan değineceğiz. 50 yıl esaret dönemi. Bu dönemde ne oldu? 50 yıl esaret döneminde Kürşat ayaklanması denilen bir ayaklanma çıktı. Ve Kürşat o dönemde Urkutigin denilen Aşina soyundan Göktürklerinin prensini kurtarmaya çalıştı. Ancak Çin sarayı öyle bir korunuyordu ki bunu maalesef başaramadı. 39 arkadaşıyla birlikte Çin sarayına saldırmasına rağmen bilgi bir şekilde sızdı. Ve her akşam tebdili kıyafetle dışarı çıkan ve gezen Çin imparatoru bu sefer çıkmamaya karar verdi yağmurdan dolayı. Çıkmayınca da plan eğer ertelenirse sızabilir, bu daha büyük tehlikeye olur diye planı ertelemedi. Kürşat 39 arkadaşıyla birlikte saraya saldırdı. Vurdu, 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 vurdu. Ancak ardı arkası kesilmeyen Çin askerleri üstüne geldikçe bu sefer geri çekilmek zorunda kaldı. Bir denerin ya da nehirin ya da derenin kenarına kadar geldi ve Çin askerleri tarafından sıkıştırılıp oklanarak öldürüldü. Hatta bir Çin kaynağı der ki Kürşat'ın üzerinde o kadar ok vardı ki atıyla birlikte oklanmış, neredeyse Kürşat oklardan gözükmüyordu. Ve o şekilde oklanıp cansız şekilde yatmasına rağmen hiçbir Çin askeri de cesaret edip Kürşat'ın yanına yaklaşmaya cesaret edemedi. Böyle de bir bilgi geçer. Diğer önemli bir isyan hangisiymiş bakalım. Diğer önemli isyan Prens Nishufu'nun isyanı. Ancak bu da maalesef ne olmuş? Başarısız olmuş. Prens Nishufu'nun kafası da kesilerek Çin imparatoruna götürülmüş değerli arkadaşlar. Geçtik diğerine. Şimdi burada 1. Köktürk Devleti'nin hükümdarlarını şöyle hızlıca bir gözden geçirelim. Batı kanadı ve Doğu kanadı olarak devlet ikili teşkilatla yönetiliyordu, biliyorduk. 1. Göktürk Devleti'nin kurucusu
Değerli arkadaşlarım, işte bunu sordular. En parlak dönemi bunu sordular. Ve üniversite hazırlık gruplarındaki AYT kısmında gittiler Tıp Okağı'nı sordular. Yani Göktürk Devleti'ni Budistleştirmeye çalışan hükümdar dediler. Bunların hepsini teker teker sordular. O yüzden ben diyorum ki işte İş Baran'ın az önce okuduğumuz mektubundaki özelliklerini sormaları eli kulağında. Dediğim gibi İş Baran gerçekten çok önemli. Bugün yarın değerli arkadaşlarım sorulabilir. Tamam. Buna İş Baran'a çok dikkat edelim. Şimdi kronolojik olarak tekrar bakarsak ne diyeceğiz burada? Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusu Bumin Kağan'dır. Kimi yıktı? Avarları yıktı. Güzel. Öldü. Yerine oğlu Mukan geçti. Mukan döneminde en parlak dönemiydi. Ülke Kore'den Karadeniz'e kadar çok geniş bir alana yayıldı. Ve şunu da unutmayalım. Asya'daki bütün Türkleri tek bayrak altına ikinci kez toplayan kişiydi. Mukan Kağan. Ardından Mukan Kağan'dan sonra başa kim geçti? Tapo Kağan geçti. Tapo Kağan döneminde devlet zorla neredeyse Budizm dinine geçilmeye çalışıldı. Bir diğeri Tapo'dan sonra devletin başına İşbara geçti. İşbara 581'de geçti. Devletin ikiye ayrılması, iç karışıklıklar dönemi o başa geçtikten bir yıl sonra yani 582'de olacaktı. İşte devlet sonra ne oldu? Batı Göktürk ve Doğu Göktürk olarak ikiye ayrıldı. Doğu'da yine İşbara kaldı. Batı'da ise Jotan geçecekti. Tamam. Bunlar için ne dedik? Bunlar sırasıyla mesela doğudaki İşbara 630 yılında, batıdaki Jotan'ın başında olduğu devlet ise ilerleyen yıllarda 659 yılında Çinlilere bağlanacaktı. Burası önemliydi. Burayı geçiyorum. İkinci Göktürk Devleti şöyle sınırlarına bakalım. Bu videoya da bir dahaki dersimizde devam edeceğiz. Hadi bakalım şimdilik bu kadar. Görüşürüz.